Merhaba arkadaşlar, şimdiki dersimizde de selek komutunu inceleyelim. Selek komutu, verdiğimiz herhangi bir değeri bize tablo olarak geriye döndüren bir komuttur. Bu verdiğimiz değer, kah e, herhangi bir normal sayısal ya da metinsel bir değer olabilir, yahut bir tablo da olabilir. Şimdi bunları tek tek selek komutuyla nasıl kullandığımızı inceleyelim. Tabi öncelikle selek komutunun nasıl kullanıldığını sizlere bahsetmem gerekirse eğer, Select komutunu kullanacaksak eğer select yazıp yanına verdiğimiz değeri yazmamız yeterlidir. Örneğin burada gördüğünüz gibi select'i yazdım ve 3 değerini yazdım. Eğer buradaki komutu çalıştırırsam verilen değeri görüldüğü üzere bana bir tablo içerisinde döndürmektedir. Buradaki değerimiz tek satır ve tek sütunluk bir değer olduğundan dolayı haliyle tek kolon içerisinde bize bu değeri gönderecektir. Benzer şekilde metinsel bir değeri de. Bu şekilde çalıştırdığımda tablo içerisinde döndürmüş olacak. Peki hocam ee, tablonun dışında başka nasıl bir veri elde edebiliriz diye sorarsanız eğer şu gençay değerini örneğin print dediğimiz komutla yazdırırsak gördüğünüz gibi aradaki farkı görüyorsunuz. Biri mesaj olarak gelmekte öbürü de tablo olarak gelmekte. Yani selek ee, istediğimiz verileri bize tablo olarak döndüren bir sorgu çeşididir. Select'in kullanımında bir başka tarz ise verilen değerleri virgül ile ayırdığımızda bunları farklı kolonlarda bizlere getirecektir. Gördüğünüz gibi. Benzer şekilde şuradaki sorgumuzu da çalıştırırsak her bir virgülü farklı bir kolona ayırarak bize tablo şeklinde geriye döndürecektir. Peki normal bir veriyi bu şekilde kullandığımızda select sorgusu onu bize tablo olarak getiriyor peki veri tabanımızda bulunan herhangi bir tabloyu kullanmak istediğimizde nasıl çalışacağız diye sorarsanız eğer ben örnek olarak tekrardan Nordwind veri tabanı içerisinde personeller tablosunu çekmek istiyorum. bu işlem için de şöyle bir gramerde çalışacağız. Select diyoruz, gene seç. Getir. Neye getir? From personelleri getir. Yani personeller tablosunu getir diyor. Peki personeller tablosunda Şurada gördüğünüz gibi birden fazla kolon var. Hangisini getirecek? Onu da burada belirliyoruz. Yıldız karakteri tablonun içerisindeki bütün kolonları ifade eden bir karakterdir. Şöyle üzerine geldiğimde gördüğünüz gibi birden fazla kolon gözükmekte. Bu sorguyu çalıştırdığımda e, ilgili tablonun bütün kolonlarını bana getirecektir. Tabi ne kadar veri varsa hepsini getirecektir. Görüldüğü üzere. Peki e, ben ...bütün kolonları değil, sadece istediğim kolonları listelemek istiyorsam... ...yıldız yerine buraya istediğim kolonları virgül ile ayırarak yazmam yeterli olacaktır. Görüldüğü üzere adı ve soyadını biz bu şekilde getirmiş oluyoruz. Diğerleri gelmedi. Şimdi alias dediğimiz ee, özelliğe bakalım. Hemen şuradan inceleyelim. Bakın, ben bir tabloyu selekte çektiğim zaman... ...tablo içerisindeki kolonların isimleri neyse... Select'in sonuç olarak oluşturduğu tabloda e, o kolon isimleri fiziksel kolondakilerle aynı. Haliyle ben buradaki isimleri değiştirebilirim. Bunun dışında normal bir şekilde select'i bir değerle kullandığım zaman e, verilen değerlere oluşturulan kolonların isimlerini atayamamakta. Nihayetinde bunları da belirleyebilirim. Biz bunlara alias diyoruz. Yani kolona bir nitelik atıyoruz. E, bunu da şu şekilde yapıyoruz. Örneğin Şurada select 3 komutu bana şu tabloyu getirecekti. Bu sonuçta buradaki kolona ben bir isim atamak istiyorsam e, kolonumun yanına S diyerek artık hangi ismi atamak istiyorsam o ismi burada belirtebilirim. Gördüğünüz gibi e, yeni oluşturulan kolonun ismi değer olarak belirlendi ve değerimizi de içine yerleştirdi. Tabi bu S komutunu eskiden kullanıyorduk. Günümüzde gerek yok direkt kolonun yanına Belirtilen değeri, e, ismi, kolon ismi olarak görebilmekteyiz. Benzer şekilde şuradaki komutumuzla çalıştırırsak Gençay ve Yıldız e, değerlerinin bulunduğu kolon isimlerinin biri adısı, adı, diğeri de soyadı olarak belirlenecektir. Gördüğünüz gibi. Bunun dışında bir de tablomuzdan gelenleri örneklendirelim. Ben personeller tablosundaki adı ve soyadı kolonlarını çekmişim. Adı kolonuna isimler, soyadı kolonuna da soy isimler ismini vererek bu şekilde bir sonuç elde etmiş Gördüğünüz gibi isimler ve soy isimler olarak gelmiş bulunmakta. Peki şimdi atadığımız alyansın içerisinde boşluk karakteri varsa. Örneğin 1453 değerini select komutuyla çalıştıracağım. Lakin bu değerin kolon ismini ben İstanbul'un fethi olarak belirlemek isteyeceğim. Ama gördüğünüz gibi şurada dikkat ederseniz bir boşluk değeri var. Bakalım ne olacak o boşluk değeri. Komutumu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Fethi kelimesinde hata verdi. Burada direkt Fethi kelimesi odakta bakmayalım. İkinci kelime de hata verdi. Boşluktan sonraki ikinci kelime de. Bunun sebebi şudur. E, compiler bu işi okurken birinci olan e, değeri değer olarak görmekte, İki boşluktan sonra ikinci olan kelimeyi de alyans olarak görmekte bir boşluk daha gördü, görüp de bu üçüncü kelimeyi de ne olduğunu yani sintaksta yer veremiyor. Gramerde böyle bir şey olmadığını e, söyle, söylemeye çalışmaktadır. Haliyle tanımsız bir kullanım olmakta. E, onun için biz alyans tanımlamalarında eğer boşluk kullanacaksak köşeli paranteze almalıyız alyansımızı. Çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi 1453 değerini bana bir tabloda getirdi ve oluşturduğu tablodaki kolonun alyansını burada köşeli parantez içerisinde belirlediğim şekilde bana e, getirmiş bulunmakta. Bunun dışında boşluk karakteri olan tabloyu sorgulamaya bakalım. Şöyle tablolarımıza bakarsak eğer burada satış detayları tablosu mevcut ve boşluk karakterine sahip haliyle gene benzer şekilde selek sorgusuyla bir tabloyu çağırırken o tabloda boşluk karakteri varsa eğer gene hata alacağız. Nihayetinde syntax da hata veriyor. Ki şöyle bir genellemeye varabiliriz. Aliyans atamalarında ve tablo isimlerini çağırırken bu ikisinin içerisinde boşluk karakteri varsa eğer, köşeli parantez kullanacağız. Aliyansı ve tablo isimlerini köşeli parantez içerisinde belirtmemiz yeterli olacaktır. Köşeli parantez içerisinde verilen değeri bir bütün olarak ifade etmektedir. Bunun dışında ee, kolonları birleştirmeye bakalım. Biz select sorgusunda, şöyle hemen örnek olarak bir daha yazayım şuraya, verilerimizi belirli şartlara göre elde edebiliyoruz. Bu verileri hep kolon kolon elde etmekten ziyade bazen mantıklı bir şekilde tek kolona büründürebiliriz. Bunu da e, kolonları birleştirerek sağlayabiliriz. Örneğin ben personeller tablosundaki adı ve soyadı kolonlarını bu şekilde çağırabilirim. Ama e, personellerimin adını ve soyadını ben tek bir kolonda birleştirip araya boşluk karakteri koyarak da yazmak istersem her gördüğünüz gibi kolonları çağırdığım alanda bu şekilde operatörlerle de işlem gerçekleştirebilirim adı ve soyadını toplayıp e, araya bir boşluk karakteri koyarak Buna da personel bilgileri isminde bir ...alyans tanımlamışım. Bu şekilde bir çalışmayla... ...gördüğünüz gibi tek bir kolonda... ...bilgilerimi... ...elde edeceğim... ...sonucu formatlayabilirim. Bunun dışında... ...farklı tipte kolonları birleştirme dediğim... ...bir başlık atmışım buraya. Bu ne demek? Şimdi dikkat ederseniz... ...adı ve soyadı kolonları... ...hemen şöyle açayım. Şöyle şuradan göstereyim. Bakın adı Nıvarçar. Soyadı Nıvarçar. Nıvarçar demek stringe Sting'e karşılığı demektir. Yani metinsel ifadeleri temsil eden bir veri tipidir. İkisi aynı tipte bir değer olduğundan dolayı bu kolonlar sıkıntısız bir şekilde birleştirildi. Ama farklı tipteki kolonları birleştirirken nasıl bir durumla karşılaşıyoruz? Şimdi onları inceleyeceğiz. Bakalım. işe başlama tarihi, datetime. Adı da Nvarchar. Burada gördüğünüz gibi... İki farklı kolonu bu şekilde birleştirmeye çalıştığım zaman buradaki kolonu çalıştırdığımda bize hata vermektedir. Nihayetinde işte ile bir data time tipindeki verinin kolonları birleştirilemeyeceğinden bahsediyor. Burada şöyle bir genellemeye varabiliriz. İki farklı kolon, iki farklı tipteki kolon bu şekilde birleştirilemez. Peki ne yapmamız gerekecek? Bu iki kolonu da aynı tipe büründürmemiz gerekecek. Bunu da e, herhangi bir kolonu diğerine benzetmekle yapabiliriz. Örneğin işe başlama tarihini setting'e çevirerek yani varchar tipine çevirerek bu işin içinden çıkabiliriz. Bunu da iki işlemle yapıyoruz. Bir convert metodu diğeri de case metoduyla. Convert metoduyla işe başlama tarihini varchar tipine belirliyorum. Çeviriyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi o zaman sıkıntımız çözülüyor. Nihayetinde burası varchar. Şurası da artık nıvarçar oluyor. Bir diğer yöntem kes metodu. Kes metoduyla da işe başlama tarihini nıvarçara çeviriyorum. Burası oldu mu nıvarçar? Tamam burası da nıvarçar olduğu için buradaki sorgumuzu çalıştırdığımızda da gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde istediğim verileri birleştirebilmiş oluyor. Şimdilik e, serek sorgusuna bir giriş yapmış olduk. Sonraki videomuzda serek sorgularında sorguyu elde, e, üzerinde çalıştığımız tabloda elde edeceğimiz sonuca şartlar koyabileceğimiz ver komutunu inceleyeceğiz. Yani şart ifadesini inceliyor olacağız. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.